Merhaba Android izleyicileri, ben Oktay Mercan ve en son çektiğim bu Team Fortress'teki bu Strange Item, yani garip silah sorununda hatırlarsanız sesim kısık gelmişti ve yine çekiyorum ve bu sefer sorduğunuz birkaç soruya da yanıt vereceğim. Öncelikle bu sorular sadece strange, yani garip silahlar üzerine kurulu bir server. Bu sorulara sadece garip silahınıza girin. Aksi takdirde silahınız gözükmeyecek ve sizi 30 saniye sonra diğer takıma atacak. Bu aynı şekilde şey olarak da geçerli. Garip silahınızı eline alıp böyle dolaşırsanız arkadaşlar belirli bir süre, AFK olarak sizi başka takımlara atıyor. Silahlar garip silahlara dönüşmüyor. Yukarı kısımlarda da yazıyor zaten o. Burada strange weaponlar rastgele düşmez diyor. Hani bu normal silahlar düşüyor ya, onun gibi gelmez diyor. Normal silahları strange weaponlara dönüştüremezsiniz diyor. Bu da bir soru olarak gelmişti. Ve strange weaponlar nereden çıkar, nereden üretebiliriz gibi şekillerde sorular geliyordu. Bu soruların cevabı da burada var. Ya takas yaparak ya da Steam'in pazarı var. Oradan gerçek parayla satın alabilirsiniz. Ve 19 ve üstü serilerdeki sandıklarda çıkıyor galiba. Yanlış çevirmediysen. Yani sandıklardan takas yoluyla ve Steam Community pazarından elde edebiliyorsunuz bunları. bu sorulara sadece garip silahlarla, strange weaponlarla girilebiliyor. Eğer garip silahınız yoksa eliniz boş olarak burada duracaksınız ve hani sonra sizi mesela şu anda sayıyor. O süre bittiği zaman beni maviye atacak. Çünkü hiç kimseye saldırmadım. Kurallar var. Onları da belirteyim. Yani bu şekilde kurallar çok bariz ve açık bir şekilde işliyor burada. Bu serverlardan iki tane var ve ikisi de şu anda aktif bir şekilde çalışıyor. Ve bu serverlar bayağı yoğun arkadaşlar. Girmek bazen zor olabilir. Ama bayağı karlı bir iş. Ve İngilizceniz olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle sorular da geliyor. Hani 30 saniye sonra beni atıyor diğer gruba demişlerdi. O da yani silahınız yoksa sizi otomatik olarak mavi atıyor. Çünkü hani burada bir düzen var. Stifon burada dur diyor. Bunları da hani kalkan ya da ayakkabı gibi şeyleriniz varsa burada durup patlatıp gidebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi üst kısımlarda da şey de var. Bu kavete, süt tarzı şeylerde yardımcı olma yerleri de var. Çok kişiden yani soru geldi. Şu anda bilmiyorum. Bayağı soru vardı. Hatırlamıyorum hatta bazılarını. Onun için özür dilerim. Ama ekstra sorularınız varsa yorumlara da yazın. Ben bunlara cevabı vereceğim ve yakında belki hani Team Fortress'a ilgi varsa Team Fortress videoları da çekeceğim. PvP videoları. Onun dışında kanalımı takip etmeye de devam edebilirsiniz. gördüğünüz gibi şurada da lane, yani buraların durumları var. Eğer yeşil yazıyorsa orada boş bir kişi bekliyordur. Eğer kırmızı varsa oraya çoktan bir kişi girip adam öldürmeye devam ediyordur. Zaten diğerleri herhangi bir renk yanmıyorsa onlar da zaten şeydir. Boş, kimse yok hani. O şekilde. Arada vurayım ki beni AFK'lıktan atmasın oraya diye. kurallarını inceleyebilirsiniz zaten. En başta girdiğiniz zaman olacaktır. Hadi bir mavi olayım. Ve bu işin nasıl çalıştığını size göstereyim. Herhangi bir boş bir klasa girin. Eğer aynı klastan bir kişi varsa mesela bundan bir kişi var. Genelde birden fazla kişi varsa eğer canlanamıyorsunuz. Onun için farklı bir klas seçmeniz gerekiyor. Buradan eşyalar kısmına girip takas deyip bu isimli adamı Dudu, evet işte burada isimler dil şeylerinden dolayı farklı yazılabilir, ona dikkat edin. Yanlış adamı göndermeyin. İptal ettiğiniz zaman 20 saniye bekliyorsunuz ki bu da beni çok sinir bozucu bir şey.
Evet. Şu anda benim hazır tekliflerim var. Ben bunları daha önce ayarladım ve yaptım. Adam eri sunuyorum. Bu şekilde anlaşmamız gerekiyor. Eğer kapatıyorsa ya da takas isteğinizi reddediyorsa siz de oradan ayrılın, beklemeyin. Hani, ya da çıkın tekrar girin. Ama çıkıp girmede şöyle bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Server dolu olabilir. O bakımdan giremeyebilirsiniz bir daha. Çünkü genelde ilk ve ikinci server... İkinci server biraz boştu. İlk serverlar arkadaşlar çok yoğun ve çok dolu oluyor. Ben şu anda galiba ikinci serverdayım. Emin değilim. Yine bu aynı şekilde bu videonun altına koyacağım. Yarı sayım yapacağım artık. Bu şekilde devam edeceksiniz. Zaten mavi olmak isteyen çok az kişi olur. Genelde silahımı kasan kasayım babında olurlar ama bu silah kasmak isteyenler arkadaşlar bayağı bu mavi olmak bayağı karlı bir iş aslında, göründüğünden daha iyi bir iş. Harika. Bu adamı buradan bulduk ve şu anda takas isteğini gönderdim. 30. Sakın iptal etmeyin, hani cevap vermiyorsa iptal etmeyin çünkü 20 saniye daha bekletiyor. O 30 saniyenin sonuna kadar dolmasını bekleyin. Ve bazı şeyler de var, hani buraya teklif koyup şartlı takas isteği yollayanlar da var. Onları kesinlikle kabul etmeyin arkadaşlar. Direkt iptal edin. Hani önce öde değil, before pay yazabilirsiniz. Evet, şu anda takası gerçekleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi aldım. Şimdi bu teklifi aldım. Ne olacak? Hani zamanı nasıl belirleyeceğim derseniz, telefonunuzdan ya da herhangi bir yerden zaman tutun. Ben şimdi zaman sayacımı 25'e ayarlıyorum. Ve 25 dakika boyunca başka işlerimi yapacağım. Şimdi 25 dakika boyunca bu adam beni öldürüp duracak. Yalnız şöyle bir şey var. Silahlarda işlenebilir olanları alın. Takas edilemezleri zaten veremez de işlenemez olanları almayın. İşlenebilir normal itemleri alın. Bu aldığınız itemleri de işleyerek, işinize yaramayanları işleyerek scrap metal kazanabilirsiniz. Burada metal kazanabilirsiniz yani. Ben hemen şöyle bir mesela. Mesela bu sıkıntı cezası durabilir. Sadece zaten mesela ben bu roket atarı istemiyorum ve onun için işleyeceğim. Gördüğünüz gibi bir burada metal elde ettim. bu şekilde yapabilirsiniz. Ekstra sorularınız varsa alt kısımlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi ilk videonun sesi iyi çıkmadığı için bu videoyu çekiyorum. Alt kısımda soruların IP'sini falan bulabilirsiniz. Bu arada bunu konsola yazacaksınız. Hani alttaki IP'yi connect yazıp buraya IP'yi yapıştıracaksınız. Böyle de girebilirsiniz. Ve sunucu değiştir, yani bu sunucu buradan favoriler kısmına sunucu ekleyip IP'yi buraya yapıştırıp bu adresi favorilere ekle derseniz favorileri eklenmiş olacak ve haritayı soranlar için de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi haritanın isimleri bunlar. Bunları hani bana harita isimleri soran bayağı oluyor. Favorileri eklerseniz bu harita ismini de görebilirsiniz. Gecikme yer burada ve oyunun sunucuların doluluğu durumu
burada ve şu anda 22 dakikası falan kaldı arkadaşım. 22 dakikası dolduktan sonra arkadaşlar bu arada evet yeni bir item düştü. İşte o strange itemler bunun gibi düşmüyor, bulunmuyor. Onları siz sandık açarak bulmanız gerekiyor. Hasretliğim buydu yani. Her neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ve hala cevaplamadığım bir şey varsa üzülüm, bazılarını hatırlayamıyorum tabi, çok fazla soru geliyor. Ama sorularınız varsa alt kısma yazabilirsiniz. Geliştirici konsolunda arkadaşlar bir seçeneklere geliyorsunuz. Buradan gelişmiş klavye kısmından gelişmişe geliyorsunuz ve buradan geliştirici konsolunda etkinleştir var. Bunu seçtiğiniz zaman arkadaşlar artık bu konsolu açabilirsiniz. Bunu da soruyordu hani bu konsolu nasıl açıyoruz lan diye yazanlar vardı. Bu şekilde konsolu açabilirsiniz. Server bu arada burada gözüküyor bu konsolu açtığım zaman. Bu şekilde umarım tüm sorunlarınızı cevaplayabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada eğer yardımcı olabilirsem beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı çok görmeyin. Bu bana hem destek olacaktır hem de daha çok video gelmesini sağlayacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay.